Herkese selam arkadaşlar, ben Deniz Kerim. Bu arada beni tanımayan arkadaşlar için bu çocuk burada ne yapıyor, bu ne yapıyor la burada diyen arkadaşlar için benim bu kanaldaki yani bu konseptteki amacım şu arkadaşlar, sizlerle beraber sanki bir arkadaş gibi, bir kardeş gibi veya bir abi gibi toplanmış bilgisayarları inceliyoruz ve sizlerle beraber fiyat performansının en uygun olduğu kasanın hangisi olduğunu belirliyoruz. Yardımlaşma şeklinde bir kanalız arkadaşlar. Bilen arkadaşlar için. Sonra da aşağıdan ne yapıyor bu falan filan diye sormayın arkadaşlar. Benim tek amacım bu. Ben kendim bilgisayar toplamıyorum. Toplanmış bilgisayarları inceliyorum ve sizlere sunuyorum arkadaşlar. Çok uzattım bence. Hemen videoya geçelim. Şimdi bu segmentte 3500 TL'lik beni en fazla zorlayan bilgisayar segmentindeyiz. Çünkü bütçe ne kadar düştüğü zamanlarda bilgisayar toplamak o kadar zorlaşır arkadaşlar. Yani 10.000 liralık parası olan arkadaşın daha kolay toplar, istediğini alır ama 3500 TL'lik bilgisayar toplayan kişi istediğini alamaz arkadaşlar. Ama bu videoyu izliyorsan bence istediğini alacaksın. Bu bilgisayarımız Synergy sitesinde arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şu anda. Synergy VM diye bir bilgisayar. Zaten açıklama kısmına yazarım bilgisayarın ismini. Şimdi işlemci tarafından başlayalım sizlerle beraber. Tek tek parçaları inceleyelim. Bu arada video başlamadan önce eğer videoyu beğenirsen like atmayı unutma, olur mu? Şimdi işlemci tarafımız Ryzen 5 1612 nanometrelik versiyonu arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bu işlemci modeli 12 nanometre olması ve Ryzen'in fakir dostu olarak adlandırdığımız bizim kendi halkın, benim daha doğrusu veya hepimizin fakir dostu olarak adlandırdığımız işlemci modeli kullanılmış arkadaşlar. 3000 liralık segmentlerde kullanabilecek en güzel işlemci modelinin Ryzen 1612 nanometre olduğunu düşünüyorum ki benimle düşünen çok çok insan var zaten. 12 nanometre 1660 Ti'ye kadar destekliyor arkadaşlar. Ekran kartına kadar destekliyor. Yani 1660 Ti'yi dahi doyurabilen bir işlemci modelimiz. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten görselleri şeklinde görüyorsunuz. Arkadaşlar Synergy bilgisayarda bunun 12 nanometre olduğu gözükmüyor. Şu an ekran kaydını izliyorsunuz zaten. 12 nanometre ile ilgili bir bilgi yok. Yalnız 2600'ün 12 nanometre olduğu yazıyor. 1600'ün 12 nanometre olduğu yazmıyor. Ben de hepinizin sorduğu soruyu sordum. Acaba mı diye sordum arkadaşlar. Hemen Synergy, şu anda görüyorsunuz SS'imi zaten, WhatsApp konuşmamızı Synergy bilgisayarla konuşuyoruz. Ve onlara dedim ki böyle böyle bir bilgisayar var. Bu bilgisayardaki işlemci modelimiz 12 nanometre mi diye sordum. Ve sizin kafanızdaki soru işaretini giderdim arkadaşlar. Synergy bilgisayarda diyor ki evet, o işlemci modeli 12 nanometrelik versiyonumuzdur diye söyledi arkadaşlar. Ben de onlara teşekkür edip size videoyu başlattım. Evet arkadaşlar, 12 nanometre kullanılmış. Çok güzel bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans odağında en kralı olduğunu düşünüyorum. Verdiğiniz paraya gayet değeceğini söylüyorum size. Geçelim anakart modelimize. Anakart modeli orada seçili olan A serisi arkadaşlar. Kesinlikle bence A serisi seçilmemesi gerekir. A serisini kullanmamamız gerekir. A serisi anakartlar ileri dönük olmayan anakartlardır bence şahsım düşüncem, ki de öyle de. A serisi kullanmayın arkadaşlar, güzel değil. 3000 liralık bilgisayar da olsa biz bunu 1 yıl 2 yıl kullandıktan sonra bir upgrade edeceğiz. RAM ekleyeceğiz, ekran kartı ekleyeceğiz, işlemciyi arttıracağız falan filan, hepsini arttıracağız arkadaşlar. Biz bunu aldığımız zaman sırf bu bilgisayarı aldım böyle kullanacağım yok. İleriki zamanlarda arttıracağız. Bu bilgisayarı aldıktan sonra çöpe atayım, başka bir bilgisayar alayım, o çok fazla masraf. Onun için kesinlikle anakart modelinizi B serisi kullanın arkadaşlar. Ki burada da ben özelleştirme bölümlerinden B450M GB'ın anakartını tercih ettim. Çok sevdiğim bir anakarttır. Çoğu insanın da çok sevdiği bir anakarttır. Fiyat performans odağında en güzel anakart olduğunu düşünüyorum. Hatta kutusu da burada. Ben aynı anakartı kullanıyorum arkadaşlar. B450. 5000 liralık bilgisayar kullanıyorum. Evet, 5000 liralık bilgisayarda bu anakartı kullanıyorum arkadaşlar. Siz 3000 liralık bilgisayarda kullanacaksınız. Gayet fiyat performans olduğunu buradan düşünebilirsiniz. Şöyle göstereyim size kutuyu. Fiyat performans. Yaklaşık 4 aydan beri kullanıyorum. Ben bunu şahsen kendim kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısını görmedim arkadaşlar. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Varsa sorularınız yine aşağıdan yazabilirsiniz. Veya yanlış söylediğim bir şey varsa
tabii ki beni düzeltebilirsiniz. Çok sevinirim. Öbür parçamız RAM modeli arkadaşlar. Şu anda gene görüyorsunuz Ryzen'in bir RAM'i kullanılmış burada. Gayet güzel bir RAM kullanılmış. Güzel bir RAM kısmının olduğunu düşünüyorum. 3000 MHz'lik gayet bize yetebilecek bir RAM kısmı. 8 GB kullanılmış. Gayet yeterli bir şekilde. Arkadaşlar şu anda %80 oranında oyunların %80'ini 8 GB RAM destekliyor. Yalnız biz tabii ki istediğimiz şey 16 GB olması. Ama dediğim gibi %80'ini destekliyor. %20'lik oyunu da şu anlık oynamayın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü 3000 lira, 3500 TL'lik bilgisayardan bahsediyoruz. Doların şu anda görüyorsunuz 6.58 olmasıyla artık şu anda video attıktan sonra kaç bilmiyorum da 6.58 falan olması ve 3000 TL'lik bilgisayar toplamak gerçekten çok çok zor oluyor. Biz bilgisayarımızı oynamaya devam ederiz. Sonra paramız biriktiği zaman bir RAM daha alırız. Yanına bir slotumuz boş zaten. Öbür slotumuzu da koyarız. 8-8-16 yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Geçelim öbür parçamız. Yani bir bilgisayarda olmazsa olmaz en güzel parça. Benim en sevdiğim lafları söylüyorum şu anda ekran kartı olarak. Evet, ekran kartımız 1650 Super Inno 3D'nin gayet güzel, kaliteli bir marka olduğunu düşündüğüm bir ekran kartı arkadaşlar. Inno 3D'nin 1650 Super kullanılmış. Şu anda görüyorsunuz zaten fotoğraflarını veya videosunu görüyorsunuz. 1650 Super olması ve çift fanlı olması gayet güzel. 1650 Super olup da tek fanlı olan ekran kartları var. Bu biraz beni tatmin etmiyor. Sizi de tatmin etmediğini biliyorum. Beni tatmin etmiyor. Sizi de tatmin etmesin. Sizi de tatmin etmediğini biliyorum ve çift fanlı olması kendi gönlümü rahat tutuyor. Sizin de gönlünüzü rahat tutacağını düşündüğüm için zaten bu bilgisayardayız arkadaşlar. Şimdi ekran kartımı geçtikten sonra kasa modelimiz. Kasa modelimiz burada arkadaşlar. Şimdi Ranker Orion diye bir kasamız var burada. Benim ne yalan söyleyeyim ilk defa duydum ama güzel bir tasarıma sahip olduğunu, hava sirkülasyonunun olabileceği bir kasa olduğunu düşünüyorum. Ki 3000 TL'lik bilgisayar arkadaşlar. Tabii ki gönlümüzden Corsair Spec Delta geçer ama bu kasa modeli de güzel olacağını düşünüyorum. Çok daha büyük kasalar hayal etmeyelim çünkü paramız 3500 TL arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim bunu söylemem gerekiyor. SSD modeline geçelim arkadaşlar. VD'nin SSD'si kullanılmış arkadaşlar. 240 GB'lık SSD kullanılmış. Ben burada 480 GB SSD'ye çevirmeniz taraftarıyım. Eğer paranız varsa, ufak bir paranız varsa 480 GB'lık SSD'ye çevirin arkadaşlar. Nedeni şu. Bir oyun yüklüyorsunuz arkadaşlar. Mesela varsayıyorum GTA'yı yüklüyorsunuz 100 GB. Evet 100 GB oyun kaplıyor ve 200 GB zaten alanınız var. 100 GB GTA'ya gitti. İki oyun yüklesem bitiyor zaten. Arkadaşlar lütfen dediğim gibi bunu yaşamamız için, daha özgür olmanız için, oyunları bilgisayarda tutabilmeniz için depolama kısmınızı biraz arttırın. 480 yapın, 500 yapın. Ben de 500 kullanıyorum bakın mesela. Bu şekilde yapın, daha güzel olacağını düşünüyorum. Peki bu bilgisayara kullanabileceğimiz en güzel monitör hangisi? Şimdi 75 Hz 1 milisaniye genellikle burada tercih oluyor. Bence benim kendi nacizane tavsiyem size. Acer'in böyle bir monitörü var şu anda görüyorsunuz. Tasarımının çok hoşuma gittiği, aslında en çok hoşuma giden şey panel tipi. IPS panel olması benim çok hoşuma gitti. Ve tasarımı da orada gördüğünüz sanki çıkıntılar tam bir ekranmış gibi. Sanki herhangi bir boşluk yokmuş gibi. Güzel bir tasarıma sahip. Benim monitörümle aynı neredeyse. 75 Hz 1 milisaniye gayet güzel IPS tip bir monitör var arkadaşlar. İsterseniz bunu tercih edebilirsiniz. Selam arkadaşlar. Sizlerle beraber şimdi FPS testine bakacağız. 1650 Super'in. İlk BF5 ile başladık arkadaşlar. 60-70 FPS gördüğü BF5'te. 60 FPS'lerde şu anda 1080'de oynuyor büyük ihtimalle. Ki videoyu 1080 çekmiş. Bu ihtimalle 1080'de oynuyor. Sıcaklık değerimiz 60 derece. Gayet güzel. 62 dereceler çok çok iyi. Çok çok iyi arkadaşlar. Temiz bir şekilde BF5 oynuyor arkadaşımız şu an. Hepimizin beklediği Fortnite testindeyiz. Fortnite testinde 70 FPS'lerde şu anda yukarıda aşağıya doğru. İnsin bakalım ne alacak. Sıcaklık değerimiz 42 derece. 60 dereceler çok çok güzel. Temiz olduğunu düşünüyorum. 70, 76, 30 stabil bir şekilde 70 alacağını düşünüyorum ben.
Ortalama 70 alacak yani. 68, 73, 75. Hepimizin beklediği PUBG testi. Bakalım PUBG'de kaç FPS alacak? 64, 60 FPS'ler çok çok güzel arkadaşlar. 44 dereceler, 60 dereceler çok çok iyi. Tabii ki kasa modelimiz, bizim kasa modelimiz falan filan farklı. Dereceler biraz bizde fazla olabilir. Ama o kadar da fazla olacağını düşünmüyorum. Belki 3 derece, belki 5 derece fazladır yani. Ne olacak ki 5 derece çıksa ne olacak? Hiçbir şey olmaz. 60 FPS'ler çok çok güzel. Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 1080 ultra ayarlarda canım benim 40 dereceler 45 dereceler çok çok iyi. Gene dereceye baktım. 1650 Super'in FPS testlerini gene siz de YouTube'a aratarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoya devam edelim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın kesinlikle. Buraya kadar izlediysen de bir beğenirsen sevinirim ya. Buraya kadar izlediysen bir beğen yani. Görüşmek üzere, seni seviyorum. Bay bay. Şuradaki sağdaki soldaki videolara gidebilirsin. Şurada bir tane video var. Şurada sağda bir tane video var. Orada da bir de abone tuşu var. Abone ol, kesin abone ol. Abone ol yani. Şurada bir tane video. Abone ol ya. Hadi görüşürüz.